Herkese merhaba. Bugün Hardspace Shipbreaker oynayacağım. Oyun Game Pass'te ücretsiz. Açıkçası oyun bende bayağı merak uyandırmıştı. Yanlış bilmiyorsam uzaydayız ve gemi tamir yapıyoruz ya da keşif yapıyoruz gibi. Açıkçası çok incelemedim ama gördüğüm böyle videolar, görseller falan çok hoşuma gittiği için direkt almadan önce videosu çekmek istedim. Biz sanıyorum bir şeye bağlı olarak çalışıyoruz uzayda. Greetings citizen, congratulations, you have been accepted to the bilmem ne corporation. Next, enter name. Girelim ismimizi. Ha, kendi şeyimizi seçiyoruz herhalde. Tamam, plastic free. Ha, meal preference, bakalım. Chicken, chicken severiz, chicken diyelim. I have no criminal record, okay. Tamam, güzel. Şey olarak kayıt olmuş olduk. Uzay işçisi sanırım. Hardspace Shipbreaker. Herhalde uzayda uzay gemilerini mi parçalıyoruz? Geri dönüşüm yapıyoruz, bilmiyorum. Linux Rain, çalıştığımız şirketin adına. Her gün bahçeye çıktı. Yard dediği bahçe şey alanı. Parazit kazanmak için. Yıldızlara ve yukarıdaki şeye dua ettim. Babamın dönmesi için. Sevdiklerine dönmesi için. Güzel gaz verdiler ha. Ha bak, buradan cutter diyor. Kesici zaten. Okey. Biz uzay madencisi değil de tam kaynakçısı gibiyiz. Sanırım. Serbest atış yaptık. Hadi bakalım. Welcome to Morrigan Station. Biz katırmışız. Okay. Hello katır diyor bize. Gaz veriyorlar bize. Siz diyor medeniyetin bel kemiğisiniz falan diye bize. Başkanıymış. Onun büyük 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 babası bulmuş bu şirketi. Vizyonu onu bizi buraya getirdi falan diyor. Ta Jüpiter'e kadar uzanmışlar. Hadi bakalım. Binlerce kişi arasından seçilmişiz biz. Bu sadece bir işten fazlası, bu bir opportunity falan diyor. Gaz veriyor işte bize. Üstümüzden para kazanıyorlar. Bize de gaz veriyorlar öyle çaktırmadan. Aa, Lynx'le birlikte diyor ölmek yeni bir başlangıçtır. Wow. Okey, bir şey yapıyor. Bizim orijinal vücudumuzu yok ediyor şu an. Aa, ne yaptınız? Bizim genlerimizde bir şeyler yaptılar da. Aa, duplicate diyor. Aa. Bizim klonumuzu oluşturdular. Ve çok tehlikeli görevlere gönderiyorlar. O yüzden ölmek yeni bir başlangıçtır diyor. Benim anladığım bu. Wow. İnanılmaz. Congratulations. Bak diyor ki genetic sequence stored, ya bizim genimizi klonlayabilecekleri geni, tekrar bizi yaratabilecekleri geni bir yere sakladılar. Diyor ki şu, tamam tebrikler, artık ölmek safe. Artık ölebilirsiniz, yani ölmekle ilgili bir sıkıntı yok diyor. Çalışma saatlerinin dışında ölürsen diyor ekstra para da alırız senden diyor. Okey. Lan çok para kestin gibi ha. Financial Vatikan'ın transport website bilmem ne. O yapıyor lan? 1 milyar dolara mal oldu bizim. 1 milyar 250 milyon dolara mı mal oldu bizim? Lanet olsun, ben öyleydim ya. Hiç çalışmasın ya. Bu para ne? Şuna baksana. Her şey var burada. Bir sürü vergiler, vergiler, vergiler cenneti. Linux'e hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak, 7,5 dolar vergi almışlar buna. Bu raporun görüntülenmesini de parayla yapıyorlar. Lanet olsun size. 1 milyar 200 milyon borçta mıyız şimdi biz? O tutorial'ı tamamladım ve tutorial'da bile 301 bin dolar kazandım. Okey. Ben bu işi şey yaparım ya. Ne varsa o borcumuzu öderiz yani. Sıkıntı yok.
And shift. Hadi bakalım, tutorial'ı tamamladık. Öğrendik yani nasıl hareket ediliyor uzayda. Neyle hangi tool'u açıyoruz, kapatıyoruz vesaire. Neyi kesip hangi ocağa gönderiyoruz. Onları öğrendik. Şimdi bakalım bize hub'ımızı gösterecek evimiz. Evine hoş geldin. Şimdi dinlen, sabah devam ederiz dedi. Hadi bakalım. Ekranın köşelerine değecek mi diye takip edelim mi? Wake up. Continue. Close. Rise and shine, Cutter. Her sabah kalktığımızda çalışmaya giderken buradan diyor sana bazı görevler verilecek. Bunlardan istediğini seçebilirsin. Tamam, Bay Empty diyor burada. Ne diyelim, hangi gemiyi, yani parçalayacağımız gemiyi seçiyoruz aslında. The Bunair bilmem ne, bu gemilerin ismi belli ki. Bunlar hazard level'ları. Station, light cargo, station. Aa bak, gemileri de tıklayınca bu şekilde de görebiliyoruz. Gayet tatlı ve güzel olmuş. Ne yapalım? Neyi seçelim? Value'larına bence bakmak lazım ama zaten şu an için aynı olduğu için çok önemli değil. Starship yapıştır. Orada bazı özellikler de vardı. Onlara da bakmak lazım. She's all yours, Cutter. Your primary goal is to reach rank 3. Now try to remember. Nanocarbon goes in the processor. Aluminum goes in the furnace. Try to salvage the entire ship if you can. We call it using the whole buffalo. You'll hit your certs faster that way and start knocking out that debt of yours. Okay. I'll be observing and giving you any help if you need it. Good luck, Cutter. We were out. Aa, okey. Güzel. Güzel. Bakalım kabul edecek mi? Renk getirmek o kadar kolay değil. Ha tamam. Kabul etti. Okey. I know these ships look intimidating to scrap at first. Trust me. Soon enough, you'll be stripping the huge gecko class freighters like nothing. Okey. Got my star. Gaz veriyor bize sağ olsun. Since the AI ban took effect, probably bought the whole lot for pennies, thinking they could turn a tide profit with the salvage. Şuraları keseceğiz. Çok konuşuyor gerizekalı herif ya. Çok özür diliyorum. Ben şu audio kapatacağım ya. Bu nedir abi? Ben senin konuşmanı mı dinleyeceğim ya sabah akşam? Buradan şimdi bu köşeleri hallediyoruz, tamam mı? Ne oldu, bunlar halloldu. Bu da nasıl çıkaracağız? Çıkaramıyoruz. O yüzden kesmemiz mi lazım? Ya da şöyle çarptıra çarptıra mı çıkaracağız? Aslında mantıken keserek çıkarmamız lazım da. Level 3 kat diyor, yani bununla kesemeyiz ki. Şöyle içeri doğru hareket edelim biraz. Level 2 kat, level 1 kat. Okey. Ay ısınıyor ha, biz de ısınıyoruz. Aha, alt tarafı şey oldu, açıldı. Oo, 39 bin dolar yapıyor. Peki bunu taşıyabiliyor muyuz? Aa, bunu taşıyabiliyoruz, güzel. Gel bakalım buraya. Hadi bakalım. Nice.
Güzel, güzel oldu bu arada bu. Şimdi ne yapabiliyoruz, ne yapamıyoruz? Şu T'ye basarak anlıyoruz. Gemi çatırdıyor arkadaşlar. Gemi çatır 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 diyor. Tüm bağlantı noktalarını kesiyoruz. Bazı şeyleri şey yapmışız, onları bir şöyle gönderelim. Güzel. Onu gönderdik. Mis. Oo, her tarafı parçalıyoruz. Amacım şeydi, şu tarafa geçmek. Ama yine de bir... Al siktir. Kendim yanıyordum ha. Neyse ki söylenmedi hiç. Şimdi istediğimi oradan çekip böyle Allah. Aa, hiç kredi meredi vermiyor. Daha büyük parçaları şey yapmak lazım. Mesela şu parça. Geçti mi? Geçti. Güzel. Neyse. Bence yeterince topladık bir sürü bir şey. Artık şeye dönelim. Yuvamıza dönelim yani. Hadi bakalım. İlk shiftimizde kaç... 2 milyon dolar kazanmışız. What? Düşün bak o zaman ama uff milyar dolar. Bizim çok sağlam gemilerle şey yapmamız lazım. Çok sağlam gemileri geri dönüştürmemiz lazım ki o borcumuzu anca ödeyebilelim yani. Star Shift. Yeni gemi seçelim. Yukarıda da Hazard'da ne varmış bu? Hangi Hazard bu? Bilmiyorum ne olduğunu. Şu belki elektrik. İşte soğuk, sıcak. Kimya mı acaba? Kimyasal mı? Olabilir, mümkün. Hadi bakalım. Bunu şey yapalım. Began Salvage. Okey. Oyuna bile borçla başladık ya. Oyun bedava ama yine de borçla başladık oyuna. Ama hep aynı yerde miyiz ya? Muhtemelen daha sonra farklı gemilere, farklı yerlerde, farklı ortamlarda çalışıyoruzdur ama bir tık durağan geldi oyun bana. Ben daha farklı şey yapmıştım. Böyle oradan oraya gideceğiz. Yani küçük bir dünyası da olsa... Böyle ufak bir açık dünyada oradan oraya gidip toplayıp oradan oraya götüreceğiz falan gibi hayal etmiştim. O yüzden az da olsa hayal kırıklığına uğradım diyebilirim açıkçası. Her şey diyor oraya, düşen her şey oraya gidiyor diyor yani. Şöyle bir şey yapalım. Oh Cutter, that thing was supposed to go on to the... Ha lan şuna diyor barge dediği. Pü Allah kahretmesin. Tamam whatever. Tamam anladım. Şu alttakine yolla diyor. Bu arada oyun Türkçesi var mı hiç bakmadım açıkçası. Şu alt şeyleri bir keselim tamam mı? Alt şeyleri bir kesmek istiyorum şunları. Dur. Hop düzelt. Heh. Benim kafa sürekli dönmüştür kesin bu videoda. Şu tarafa geçmekti amacım. Geçtim bence. Güzel. Yaktık mı kendimizi? Shit. Yanlışla patlattık. Ama hiç o belli değildi ki. Bu sanki o diğer yok edilmesi gereken şeyler gibiydi. Şunlar gibiydi yani. O yüzden denedim bir tık. Oo, soft crate 39 bin dolar. Püf. Sağlam para. Güzel. Okey ben ya şeydim oyunu ama şunu söyleyeceğim. Eğer oyun böyle gidiyorsa sadece yani böyle bir ortamda farklı gemi parçalayıp aynı şeyi yapıyorsak acayip sıkıcı onu söyleyeyim. Sonradan değişiyorsa işte bölümler vesaire okey daha güzel olabilir. İlk bir saati en azından oyunun bu şekildeydi. Vallahi bilemedim. Ben parayla satın almazdım açıkçası öyle söyleyeyim ya da aldıysam iade ederdim gibi. Ama Game Pass'te bedava bence... Çil zaman geçirmek istiyorsanız gayet takılınabilir bir oyun gibi hissettirdi ama şey hissi çok yaratmadı bende. Hadi bir ötekine geçeyim, diğerini parçalayayım, belki ne çıkacak, güzel bir şey olacak falan.
bu hissiyat oluşturmadı. O yüzden bilemiyorum solo bir oyun için, solo oynanan bir oyun için nasıl üşüdürsünüz. Ama bu şekildeydi almadan önce videosu. İzlediyseniz zaten abone olursanız da çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.